Hanımefendi merhaba. Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı soruyoruz. Onanmadı ama 2 yıl 7 ay. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. O kadar yani. Kendi başına geleni aynısını ona yapıyor. Neden yapıyor sizce? Neden yapıyor? Gidici ondan. Yol göründü. Hadi kısaca bay bay Ali'ye. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı soruyoruz. 2 yıl 7 ay. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Haksız. Hukuki hiçbir tarafı yok. Verenler utanacaklar, yüzleri kızaracak. Röportaj yapmak ister misiniz? İmamoğlu'na verilen cezayı soruyoruz. Hak, hukuk, adalet mi? Size soralım. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay ceza verildi. Onanmadı ama verildi. Ne düşünüyorsunuz abi? Yani hak etmedi o cezayı. Gerekçesi yok. Bunun bir benzeri yok. Aynı konuda daha önce o suçtan kesilmiş bir ceza yok. Adaletsizce bir şey. Siyasi bir karardır. Yani hukuki bir karar değil. Merhaba, İmamoğlu'na verilen cezayı soruyoruz. 2 yıl 7 ay onanmadı. Hiçbir yaptırımı yok. Hukuki değil. Kesinlikle hukuki değil. O anlamda ucu açık istinat mahkemesi ne zaman bu davayı görür, netleştirir. O da hukuki değil. Çünkü davanın baştaki kalıpları zaten 2 yıl 7 aya asla uymuyor. Çünkü bununla ilgili hiçbir örnekleme de yok. O örneklemeden de gidilebilirdi aslında. Yani örneği olmayan bir dava sürecinde siyasi olarak önünün kesilmesinden muzdarip olan bir durumdayız hepimiz. Elbette ki bu aslında belki şu anda yarar sağlamayacak gibi gözükse de çok da yarar sağlayacak. Çünkü 8 bin oydan yanılmışız 13 bin oydan 800 bine çıkan bir cumhuriyet tokatını bu Türk milleti, İstanbul milleti atmıştır. Şimdi daha fazlasıyla daha güçlü bir cumhurbaşkanı gelecek. Teşekkür ediyorum. Aday olur mu sizce? Olacak tabii ki. Olmalı. Kim olursa olsun alacak şey. Çünkü Türkiye batmış. Ben emekli maliyeciyim. Türkiye batmış vaziyette. İyi günler. Sağ olun. Kolay gelsin arkadaşlar. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi haksızlık yaptılar. Yani yandaş olmayanların hepsine böyle ceza veriyorlar. Mesela Selahattin Demirtaş, ona da verdiler. Adam yıllardır içeride çürüdü. Yani bir gerekçe olmadan mesela İmamoğlu'na da şey diyorlar. Ona bakarsan Erdoğan da çıkıp diyor ki iki grup işte iki ay yaşın söylediği laflar falan filan. O da hakaret o zaman. Ona da ceza verilsin. Neyse abi ben çok bir şey söylemeyeyim. Silivri soğuk yani yapacak bir şey yok. Merhaba, İmamoğlu'na verilen cezayı soruyoruz. Hayır, onaylamıyoruz. Haksızlık. İmamoğlu'na verilen cezayı soruyoruz 2 yıl 7 ay. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bir şey ne diyeyim, adalet var. Ben o konuları pek mi? Eğer suç varsa ister cumhurbaşkanı olsun adalet yerini bulmalı. Yoksa da bulmamalı. Abi merhaba, İmamoğlu'na verilen cezayı soruyoruz. Cezayı mı? Evet, nasıl değerlendiriyorsunuz? Onanmadı ama. Ne ceza? Ne cezası? 2 yıl 7 ay ceza verelim. Yanlış. Ne gidiyoruz işte abi. Yanlış. Neden yanlış? Tayyip Erdoğan da aynısıydı. Tayyip Erdoğan da aynı ceza işi yapmam ama böyle şeyler İmamoğlu'na yarar. Tayyip'i nasıl yaradı önceden? Her şey güzel olacak abi. Her şey... Başkanı mı olur diyorsun? Evet. İmamoğlu. Vallahi de olacak. Bak ben AKP'ye oy verdim. Üyesiydim de 12 tane oyum var. 12'sini de İmamoğlu'na vereceğim. Ne zamana kadar verdin AK Parti'ye? Ben ilk dönem verdim. Daha vermem. Çünkü niye? Kardeşim ilk zamanlar dedikleri gibi yapmadılar ki. Yapmadılar. Yapsalardı. Siz de Orhan'ın yanındayım mı diyorsun? Evet, Aksu'nun yanındayım. Ayrıştırmayacaksın. İnsanları ayrıştırmayacaksın. Sen herkesin cumhurbaşkanı olacaksın. Tayyip Erdoğan benim hemşerim. Yanlış anlama. Ben Rizeliyim. Ama olmaz. Dürüst olmamız lazım. İnsan olmamız lazım. Yazık mı ya? Ne yapmış? İmam bir dakika. İmamoğlu ne yapmış? Ne yaptı ya? Bir kelime söyledi ya. Yazık ya. Görüyorsun bu ülkede 6 yaşındaki çocuklara tecavüz ediyorlar. Onu 2 senedir tutuklamıyorsun. Adaletsizlik. Biz kim adaletliyse ondan yanayız kardeşim. Adaletli olacağız. Tayyip Erdoğan mağdur olduğu zaman hep yanındaydık. Nerelere gittik Tayyip Erdoğan için? Ben Tayyip Erdoğan için adamı öldürüyordum az kalsa. O kadar mı abi? O kadar seviyordum. Ya sevmiyorum şimdi. Ne oldu da soğudun abi? Soğudum abi. Ne oldu? Soğudum. Neyden? Diyordu ya bir yüzük var. Evet. Bir yüzükle kalmadı. Trilyonlar. Bak biz hala benim çocuğum boş geziyor 43 yaşında. Verdiğin sözleri tutacaksın. Verdiğin sözleri tutacaksın. E yeter artık 20 sene oldu ya. Yazık. Yani değişsin diyorsun. Değişsin abi. Abi değişsin ya. Herkes zengin oldu. Hepsi köşeyi döndü abi. Benim çocuğum hala boş geziyor. 43 yaşında. Yemin ediyorum ya. O olmadı bir yerde iş bulamıyoruz abi. Ha başka şeyler de var. Bu zamlar Allah'tandır diyorlar. Bilmem nedendir diyorlar. Ya kardeşim ekonomi işte yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Önceden iyiydiniz.
2008'e kadar iyiydi, 2009'da da güzeldi. Hep eski güzel insanlar bıraktı. Niye bıraktı? Abdullah Düşen'e olsun. Hepsi bıraktı. O zamanlar iyiydi kardeşim. 10 numaraydı ya. Hep destekliyorduk ya 2009'da. Ben 2009'da bıraktım. O kadar yani. Ben başka. Teşekkür ederim. Çok Allah'a sağ olun. Allah'a emanet olun kardeşim. Eyvallah, eyvallah. İmamoğlu'na verilen cezayı soruyoruz. Nasıl evet, değerlendiriyorsunuz? Siyasi olarak değerlendiriyorum. Kesinlikle hukuki değil. İmamoğlu'na verilen cezayı soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi yani beklenen bir şey bu. Yani niye abi, niye bekleniyordu? Ya çünkü bu ülkede adalet yok yani, siz de biliyorsunuz. Adalet de kalkınma da sadece kendileri için. Bunu gördük kısacası. O yüzden. Peki sence onanır mı bu ceza? Onanır yani. Onanır mı? Tabii tabii. Yani kuşkusuz bir plan var, o plan dahilinde her şey yürüyor. Peki İmamoğlu aday olur mu Cumhurbaşkanlığı için? Ya aday bilen bir... Aday olsa oy verir misin? Yani oy veririm elbette. Niye vermeyeyim ki yani? Bu ülkeyi yönetenlerden kurtulmanın başka bir şeyi var mı? İmamoğlu veya bir başka biri. Bu ülkeyi bunlardan kurtarmak gerekiyor gerçekten. İmamoğlu'na verilen cezayı soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Adalet yerini bulması lazım. Doğru bir şey değil. Her şeyin hayırlısı. Peki onanır mı ceza sizce? Yok, onayanmaz. Onanmaz? Onanmaz. Her şeyin hayırlısı. Cumhurbaşkanı doğru olur mu İmamoğlu? Nasıl yani, Cumhurbaşkanlığının yolu açılmış oldu mu sence? Meral Akşener söyledi ya. Bu şarkı burada bitmez. Sayın Cumhurbaşkanımıza da aynı olay olmuştu. Demek ki bir şeyler var. Kolay gelsin, hayırlı günler. Eyvallah, sağ olun. Tamam. Sana sorayım mı abi? Bana sorma. Sor der gibi baktın da oydu. Tamam olsun. Hala. Sorayım size. İmamoğlu'na verilen cezayı soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun? Siyasi oldu. Apaçık ortada da. İnşallah lehimize dönecek. Kendi topuğuna sıktılar yani. Şu saatten sonra beni de aday gösterseler ben bile Cumhurbaşkanı olurum. Öyle düşünüyorum. Yani bu aslında AK Parti'nin aleyhine mi olmuş oldu? Tabii ki. Onların aleyhine bizim deyimiz oldu. Yani üzüldük. Neden böyle bir karar verdirttiler veya sizin deyiminizde? Benim kadar akıllı değiller bence. Mutlak öyle yani. Yani zeka olsa vermemeleri lazım. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı kendinden yola çıksa aynı şeyleri yaşadı. Geldiği yer neresi tepesiyse yol açmış oldu İmamoğlu'na. Abi röportaj yapalım. İmamoğlu'na verilen cezayı soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun? Valla bence ceza gereksizdi. Sönmüş bir adamı tekrar parlatmaya çalışıyorlar. Olay bu. Neden böyle yapıyorlar o zaman? İşte sönmüş bir adamı. Neden? Bir adama düşmanlık. Başka bir şey yok. Diyecektim. Yani şöyle mi diyorsunuz? Erdoğan'ı sevmeyenler mi yaptı diyorsun bunu? Ben anlamadım. Evet, evet. Erdoğan'ı sevmeyenler yapıyor. Başka bir şey değil yani. Böyle bir şey nasıl olabilir abi? Niye olmasın? Hani dedi ya. Dayandığın düşüncen varsa onu söylersen daha net olsun. Dedi ya akşam İmamoğlu. Evet. Bu şarkı bitmez. Evet. Meral Akşener dedi. Erdoğan söylemişti zamanında. Şimdi ne oldu? Bu şarkı burada bitmez. Ama yalan şarkı bu. Peki Cumhurbaşkanlığı yolu mu açıldı diyorsun sen şu anda Ekrem İmamoğlu? Yok, ondan bir şey olmaz. Olmaz mı? Olmaz sen olmaz. Sen galiba AK Parti'ye oy veriyorsun. Hayır. Ben, vermiyor musun? Ben AK Parti meselesi değil bu mesele. Benim ülkem bayrak meselesi. Seçim olsa kim oy versin abi? Şu anda Erdoğan'a veririm. Tamam işte, onu demek istiyorum. Yani ne alakası var? Bir gerçek var ama ortada görünüyor yani. Evet, herkes bir ekonomik kriz var. Hepimiz. Gelsinler, hoş geldiler, sefa geldiler kardeş. Bir gün bir geliyorlar diyor. Hoş geldiler, sefa geldiler kardeş. Diyecek bir şey yok. Allah'a emanet. Eyvallah. Sana soralım abi. İmamoğlu'na verilen cezayı soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun? Komik. Komik, komedi. Neden böyle bir sonuç çıktı sence? Çünkü böyle benzer bir ceza yok. Planlı bir şekilde. Hiçbir şey plansız değil. Son şeyine kadar yapıldı planı. Bunu anlat, bunu biz biliyoruz. Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Ekrem İmamoğlu. Olabilir, olsun. Yani orada bir altılı masa var. Orada karar verecek. Röportaj yapalım. İmamoğlu'na verilen cezayı soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok haksız bir ceza olarak görüyorum. Bu bir yerde halkın hür iradesini elinden almak demektir. İmamoğlu oraya bizim oylarımızla geldi. Yani bu yanlışlıktan en kısa zamanda dönmelerini arzu ediyorum. Kararın
İmamoğlu lehine çıkmasını istiyorum. Peki bu olaydan sonra İmamoğlu aday olur mu Cumhurbaşkanlığına? Vallahi zaten olacak gözüyle bakıldığı için böyle bir tutuklama kararı çıkarttılar. 2 sene 7 ay. Yani elinden almak için Cumhurbaşkanlığı adaylığını. İmamoğlu'na verilen cezayı soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi İmamoğlu'na verilen ceza bence hukuki değil. Siyasi bir cezadır. Yani bunun arkasında kimler olduğunu biz biliyoruz. Yani ülkede artık bir adalet, hak hukuk adaletin gelmesi lazım. Yani cezanın normal para cezasıyla, yani yapmışsa bile para cezasıyla değerlendirilecek bir ceza en üst düzeyde, en üst limitte verilerek akıllarınca ceza vermeye çalışıyorlar ama şu andaki durumda biz İmamoğlu kazandı. Yani onların verdiği cezaya bu halk bu tepkiyi koyacak ve bu ceza mağdur oynayan kişiler şimdi nasıl insanları mağdur ettiklerini herkes görecek. Bu cezayı hukuksuz görüyorum, haksız görüyorum ve kazanan İmamoğlu olacak. Halk olacak. İmamoğlu'na verilen cezayı soruyoruz. Saç hak etmiş, vermiş. Hak etmiş mi? Niye? Hak etmiş. Demek ki hak etmiş. Bak bütün millet dışarıda. Hak etti o. Buyurun söyle bana sorun. İmamoğlu'na verilen cezayı soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun? Valla İmamoğlu'na verilen cezayı ben son derece haksız görüyorum, mantıksız görüyorum. Çünkü biz bu ülkede yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız hepimiz. Yani ayrışılma olmaması lazım. Şimdi adam ki bir kelime ahmak kelimesi kullandı diye bu adama haksızlık yapılıyor bu birinci. Daha niceleri diyece siyasetçiler farklı kelimeler kullandı. Hiç kimse bir şey demedi. Bu adam Türkiye'ye olsun, İstanbul'a olsun büyük bir faydası var bu adamın. Yani bence haksızlık bir olaydır. Yani sadece bu adamı bitirmektir. Allah'ın izniyle bitirmeyecek, seçimleri de CHP kazanacaktır. İmamoğlu'na verilen cezayı soruyoruz. Ya haksızlık yani başka bir şey yok. Yani bu partiyle bir alakası yok. Hiçbir zaman olamaz. Olamaz yine olamaz. Ben 60... Cumhurbaşkanı olur mu İmamoğlu bu olaydan sonra? Ya şimdi ben 50 senede siyasetin içindeyim. Yani 40 senede verim. Nasıl anlatayım sana? Şimdi burada bir kumpas var. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Bol için, ona oy vermedikler için. Onun bir şansı olabilir. Ama 4. bir aday çıkabilir. Cumhurbaşkanı olur mu bu olaydan sonra? Aday olur mu? Aday olursa seçilir mi? Seçilmesine seçilir gerçi ama aday olmaması gerekir. Neden? Daha sonra daha olgunlaşır, daha güzel olur yani. Neden? Sizin adayınız kim? Benim adayım Kılıçdaroğlu muhakkak yani. Çünkü o da hak etti bir yerde. Bu kadar uğraşıyor adam, şimdi ona da bir hak vermek lazım yani, değil mi? Ortadan konuşursak. Yani senelerdir uğraşıyoruz yani bununla. Verilen karar anlamsız. Hukuksal bir temeli yok. Kendilerine göre bir düzen yaratmak istiyorlar. Yani ama ne olur? Önemli olan muhalif güçlerin diri durması. Bu süreci 2023 seçimlerinde bertaraf etmeleri, ya bu kötü gidişi tersine çevirmeleri.